Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Well, I usually watch TV after dinner and go online for about an hour. When do you do your homework? I finish it before having dinner. Diyalogda Melanie'ye önce bir soru soracak. Harry de cevap olarak, akşam yemeğini yedikten sonra genellikle televizyon izlerim ve yaklaşık bir saat internete girerim demiş. Melanie daha sonra sormuş, ödevini ne zaman yapıyorsun? Harry de demiş ki, akşam yemeğini yemeden önce bitiriyorum. Yani Harry burada bir akşamda ne yaptığını anlatıyor bize cevap cümlesinde. Buna uygun soruyu bulmamız gerekiyor. Şıklara baktığımızda B şıkkında how often do you do your homework? Ne sıklıkla ödevini yaparsın diye sorulmuş. Cevapta sıklık belirten bir ifade yoktu doğrudan bu soruya yönelik. Yani ödevini yapmasına yönelik bir sıklık belirtmiyor. Bu yüzden B şıkkını eledik. C şıkkında what do you usually do in the mornings? Genellikle sabahları ne yaparsın diye sorulmuş. Cevap cümlesine baktığımızda akşam yemeğinden sonra diyordu. Yani akşam yemeği zamanından bahsediyor. Bu yüzden sabahla ilgili bir soru olmayacak. D şıkkına what time do you go online? Saat kaçta internete girersin diye sorulmuş. Yaklaşık bir saat diyordu ama hangi saatte olduğunu söylemiyordu. Bu yüzden D şıkkında eledik. A şıkkında ise what do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın diye sorulmuş. Bu sorunun cevabı yukarıdaki gibi televizyon izlerim, internete girerim olabilir. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Diyalogdaki boşluğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. I have two tickets for the rock concert of a famous band. Would you like to come with me? Don't you know, I can't stand rock. I think it's blah blah blah. Akisi demiş ki, ünlü bir grubun rock konseri için iki tane biletim var. Benimle gelmek ister misin? B'kisi de bilmiyor musun? Rock müziğe katlanamam demiş. Can't stand kalıbını kullanmış. Ve daha sonra da bence, I think deyip bunun nasıl olduğunu belirtecek. Yani kişisel görüşünü belirtecek ve katlanamadığı bir müzik türü içinde olumsuz bir ifade kullanacaktır. A şıkkında trendy, moda, modaya uygun demek. B şıkkında awesome, harika, muhteşem demek. C şıkkında entertaining, eğlenceli demek. Bunlar hep olumlu anlamlara sahip. D şıkkında ise unbearable, katlanılmaz demek. Ve negatif bir anlama sahiptir. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Jane got A plus from geography exam. She's a real blah blah blah. She works day and night. Jane coğrafya sınavından A artı aldı. O gerçekten bir nokta nokta nokta. Gece gündüz çalışıyor denmiş. Gece gündüz çalışıp A artı alıyorsa yani en yüksek puan alıyorsa nasıl birisidir? Bu kişi için nasıl bir sıfat kullanırız? B şıkkında snob, şımarık demek. C şıkkında lazy, tembel demek. D şıkkında honest, dürüst demek. A şıkkında nerd, inek, öğrenci demek, çok çalışkan demek. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Stella is turning 12 on April 10th. What should I buy for her birthday? She's fond of fashion, so you can buy blah 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 outfits. Gina demiş ki, Stella 10 Nisan'da 12 yaşına giriyor. Onun doğum günü için ne almalıyım? Wendy de demiş ki, o modaya düşkündür. Fond of kalıbını kullanmış, düşkün olmak kalıbını. Bu yüzden de ona şöyle kıyafetler alabilirsin. Yani modaya düşkün olduğuna göre yine moda ile ilgili bir sıfat olacak bu boşlukta. A şıkkında ridiculous, gülünç, saçma demek. B şıkkında unfashionable, modaya uygun olmayan demek. Un prefixinden de anlayacağımız üzere. D şıkkında boring, sıkıcı demek. C şıkkında trendy, moda, modaya uygun demek. Dolayısıyla boşluğa gelecek olan ifade de budur. Doğru seçenek C şıkkıdır. What do Nuray and Adele have in common? Nuray ve Adele'in ortak yönü nedir diye sorulmuş.
Nuray demiş ki, "Hello, my name is Nuray. I'm from Kastamonu. In my free time, I enjoy playing volleyball and badminton. I also like going to the movie theater, but I don't like surfing on the net. I think it's a waste of time." Merhaba, benim adım Nuray. Kastamonu'danım. Boş zamanlarımda voleybol ve badminton oynamayı severim. Ayrıca sinemaya gitmeyi de severim ama internette gezinmeyi sevmem. Bence bu vakit kaybı demiş. Adele de şöyle demiş. Hi, I'm Adele from France. I usually go swimming after school. I'm a good swimmer and I train 4 times a week. I haven't got much time so I can't go to cinema or go online. Merhaba, ben Fransa'dan Adele. Genellikle okuldan sonra yüzmeye giderim. İyi bir yüzücüyüm ve haftada 4 kez antrenman yaparım. Çok fazla vaktim yok, bu yüzden de sinemaya gidemem veya internete giremem demiş. İkisinin ortak yanı isteniyordu bizden. Aşkına, they both love playing volleyball. İkisi de voleybol oynamayı sever denmiş. Ama voleybol oynamayı seven Nuray'dı. Adele yüzmeyi seviyordu, bu yüzden aşkını eledik. Ceşkına, they are good swimmers. Onlar iyi yüzücüler denmiş. Ama sadece Adele yüzmekten bahsediyordu. Bu yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkına, they live in the same country. Aynı ülkede yaşıyorlar denmiş. Ama Nuray Kastamonu'dan, yani Türkiye'den. Adele ise Fransa'dan, bu yüzden D şıkkı da yanlış. B şıkkına, they don't spend time online. İnternette vakit geçirmezler denmiş. Nuray sevmediğini söylüyordu. Adele de vakti olmadığı için internete girmediğini söylüyordu. Bu yüzden ortak yanları budur. Doğru seçenek B şıkkıdır. Which picture shows the activity in the dialogue? Hangi resim diyalogdaki aktiviteyi göstermektedir diye sorulmuş. Diyaloğa bakalım. Which sport do you like doing? Hangi sporu yapmayı seversin diye sorulmuş. Cevap olarak da şöyle denmiş. I like unusual and exciting sports. I like to try zorbing on my summer holiday. Sıra dışı ve heyecanlı sporları seviyorum. Önümüzdeki yaz saatinde zorbing yapmayı istiyorum denmiş. Seçeneklere baktığımızda A şıkkında paten var. B şıkkında snowshoeing, karda raketle yürüme var. C şıkkında hiking veya trekking diyebileceğimiz spor var. D şıkkında da bir topun içinde yuvarlanma, yani zorbing sporu verilmiş. Doğru seçenek D şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Cevap olarak an egg, some cheese, olives and a cup of tea. Bir yumurta, biraz peynir, zeytin ve bir bardak çay denmiş. Buna uygun soruyu bulacağız. Cevap da kahvaltıda ne yediğini belirtmiş bu kişi. Seçeneklere bakalım. 5 şıkkına where do you have your breakfast? Kahvaltını nerede yaparsın diye sorulmuş. Cevap da bir yer belirtilmemiş, bu yüzden 5 şıkkını eledik. C şıkkına do you usually have breakfast in the mornings? Genellikle sabahları kahvaltı yapar mısın diye sorulmuş. Bu zaten bir onay sorusu. Bu sorunun cevabının yes veya no ile başlaması gerekirdi. Bu yüzden C şıkkında eledik. D şıkkına what do you do in the mornings? Sabahları ne yaparsın diye sorulmuş. Buna da yaptığı şeyi belirtmesi gerek ama ne yediğini söylemiş. Bu yüzden D şıkkında eledik. A şıkkına what do you usually have for breakfast? Genellikle kahvaltıda ne yersin diye sorulmuş. Ve cevap olarak da yumurta, peynir, zeytin, bir bardak çay diyebiliriz. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. How often do you go to a fast food restaurant? Blah blah blah. I don't like unhealthy food. Ne sıklıkla fast food restoranına gidersin diye sorulmuş. Önce bu how often sorusunun cevabını vermiş. Yani bir sıklık belirtecek. Daha sonra da sağlıksız yiyecekleri sevmiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Sevmiyorum dediğine göre boşlukta da olumsuz bir ifade olması lazım. A şıkkında every day, her gün demek eledik. B şıkkında always, her zaman eledik. D şıkkında twice a day, günde iki kez, bunu da eliyoruz. C şıkkında never, asla veya hiç demek sevmediğine göre doğru seçenek C şıkkıdır. Joey prefers blah blah blah. Joey şunu tercih eder diyeceğiz.
Metne bakalım. Joey is my classmate. He is a shy boy. He doesn't like spending time with his friends and never hangs out with them. He rarely goes out in his free time. He only sits and plays computer games. Joey benim sınıf arkadaşım. O utangaç bir çocuk. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevmez ve asla onlarla takılmaz. Nadiren dışarı çıkar boş zamanlarında. Sadece oturur ve bilgisayar oyunu oynar denmiş. Joey utangaç, dışarı çıkmayı sevmeyen bir çocuk. Buna göre neyi tercih edecektir? Aşkında going out with his buddies. Dostlarıyla dışarı çıkmak denmiş. Bunu eledik. C şıkkında hanging around with his friends. Arkadaşlarıyla takılmak denmiş. Bunu da eledik. D şıkkında being at home with his classmates. Evde olmak demiş ama arkadaşlarıyla birlikte, sınıf arkadaşlarıyla birlikte. Zaten arkadaşlarıyla takılmayı sevmiyordu. Bu yüzden D şıkkında eledik. B şıkkında staying at home alone. Evde kalmak ve yalnız denmiş. Yani yalnız şekilde evde kalmayı tercih edecektir. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Verilen metne göre cümleyi tamamlayacağız. Joey is my classmate. He is a shy boy. He doesn't like spending time with his friends and never hangs out with them. He rarely goes out in his free time. He only sits and plays computer games. Joey benim sınıf arkadaşım. O utangaç bir çocuk. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevmez ve asla onlarla takılmaz. Nadiren dışarı çıkar boş zamanlarında. Sadece oturur ve bilgisayar oyunu oynar denmiş. Joey utangaç bir çocuk. Buna göre bakalım şimdi cümleye. Joey bla 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 stays at home in his free time. Joey boş zamanlarında evde kalır denmiş ve şıklara da baktığımızda hep sıklık zarfları verilmiş. Stay at home, evde kalmasını, sıklığını belirtmemiz gerekiyor. Baktığımızda şıklara aşkına never, asla, asla evde kalmaz dersek eğer sıklıkla dışarı çıkıyor demiş oluruz. Bu yüzden uygun olmaz metne çünkü utangaç ve evde kalan bir çocuktu. Bu yüzden aşkını eledik. B şıkkında seldom, nadiren demek. Yine nadiren evde kalır demeyiz. C şıkkında rarely, yine nadiren demek. Bunu da eledik. D şıkkında usually, genellikle demek. Ve utangaçsa, dışarı çıkmayı sevmiyorsa genellikle evde kalır diyebiliriz. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Find the odd sentence. Farklı olan cümleyi bulun denmiş. Bakalım birinci cümlede I can't wear jeans and t-shirts when I go to work. İşe gittiğimde kot pantolon ve t-shirt giyemem. İkinci cümle My teammates also prefer wearing formal clothes. Benim iş arkadaşlarım da ayrıca resmi kıyafetleri giymeyi tercih ederler. Dördüncü cümle So we wear a suit and a tie at work. Bu yüzden de iş yerinde bir takım elbise ve kravat giyeriz, takarız denmiş. Bu üç cümle iş yerindeki kıyafetlerle ilgili, yani resmi giyinilmesiyle alakalı. Üçüncü cümle ise I like wearing casual outfits at the weekends. Hafta sonlarında rahat giysiler giymeyi tercih ederim, severim denmiş üçüncü cümlede. Bu yüzden farklı olan C şıkkıdır. Which of the following doesn't complete the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Bakalım Jenny ile Tom arasında bir diyalog var. What's up Tom? What are you doing? Well, thanks. I'm looking for the last album of my favorite group on the net. I can't find anywhere at the music stores. What type of music does the band make? Blah blah blah. Ne haber Tom? Ne yapıyorsun? Teşekkürler, iyiyim. En sevdiğim grubun en son albümünü arıyorum internette. Hiçbir müzik mağazasında bulamıyorum. Daha sonra Jamie sormuş. Ne tür müzik yapıyor bu müzik grubu? Yani bizden bir müzik türü isteniyor bu boşlukta. Seçeneklere baktığımızda B şıkkında rock bir müzik türüdür. C şıkkında electronic bir müzik türüdür. D şıkkında heavy metal bir müzik türüdür. A şıkkında ise science fiction, yani bilim kurgu, bir film veya kitap türü olabilir. Bu yüzden Jamie'nin sorusuna uygun bir cevap değildir. Doğru seçenek A şıkkıdır.